Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen ön seçimden birinci çıkan Şükrü Civaloğlu, parti meclisinin kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Belediye Başkan adayı olarak atanmıştı. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bugün Genel Başkan Özgür Özel'le görüşen Civaloğlu adaylıktan çekildi. Bu gelişmelerin ardından İl Başkanı Samet Kahraman ve Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı ile birlikte adliyeye giden Filiz Gencenak'ın seçim kuruluna belgelerini teslim etti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Edirne Belediye Başkan adayı oldu. Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İl Başkanı Kahraman, yaşanan gelişmeler hakkında değerlendirmeler yaptı. Açıkçası biz de böyle olmasını istemezdik tabii, ancak o süreçten sonraki dönemde Şükrü Bey'in kalbiyle ilgili bir sıkıntı yaşandı. Bir stent takıldı. Ancak o stentten sonra da ritim bozukluğu vesaire. Tabii hekimlerimizin bileceği daha geniş çaplı sıkıntılar yaşandı. Bugün de Şükrü Bey genel başkanımızla birlikte görüşmüş, telefonda görüşmüş, iki kez görüşmüşler. Ve süreçte sıkıntı olma ihtimaline karşılık biz açıkçası burada partinin bayrağını kesinlikle yere indirmeyeceğiz. Orada kalması için de mücadele edeceğiz. Şükrü Bey genel başkanımızla istişaresinden sonra adaylığını geri çekti. Noter aracılığıyla istifa dilekçesini yani geri çekti. Bugün de burada bildirdik. Şimdi de hiç durmadan yarın itibariyle sahaya çıkıp çalışacağız açıkçası Filiz Hanım'la birlikte. Filiz Hanım da bu süreci zaten biliyorsunuz ön seçimde de çok ciddi anlamda çalışarak ön seçimde de ikinci çıkmıştı. Yarın itibariyle hiç vakit kaybetmeden Filiz Hanım'la birlikte Edirne'nin dört tarafında her yerde çalışarak bu bayrağın inmemesini hep beraber örgüt olarak sağlayacağız. Bu gücümüz var. Her şekilde bu bayrağı indirmeyeceğiz. Bugünlük söyleyeceklerimiz bu kadar. Şükrü Başkanımıza da geçmiş olsun diliyoruz. İnşallah tez zamanda geçmiş sağlığına olsun. Kavuşur. Örgüt olarak hazırız. Filiz Hanım'la birlikte 31 Mart'ta o bayrağı orada yine hep beraber dalgalandıracağız. Belediye Başkan adayı Filiz Gencenak'ın da yaşanan süreç hakkında bilgiler verdi. Öncelikle benim için Şükrü Bey'in sağlığına kavuşması benim önceliğim. Çok üzülüyorum bu süreçle ilgili. Takdir edersiniz ki bu yeni gelişen olaylarda birkaç saat içerisinde yaşadığımız bir süreç. Dolayısıyla hep birlikte yine yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Başkanımın da söylediği gibi her şey bir şekilde derleneceğiz, toparlanacağız. Çok güçlüyüz, daha da güçleneceğiz. Dolayısıyla zaten kapsamlı bir basın açıklaması da yapacağız. Çok yeni bir süreç benim için de. Hep beraber değerlendireceğiz. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Bu arada biz başvurularımızı yaptık. Devam eden de bir sürecimiz olacak. Daha sonra netleşince de hep beraber oturacağız, konuşacağız. Meclis listesinde olası bir değişiklik söz konusu gibi gözüküyor mu? Bunları hep beraber bir değerlendireceğiz. Gerçekten umarım beni de anlarsınız. 1-2 saat içerisinde gerçekleşen bir olay oldu bu. Bir değerlendirelim. Yani tek başıma buna karar verecek değilim. Biz bir ekibiz. Ekibimizle beraber Şükrü Başkanımız, onun ekibi hep birlikte konuşacağız bunları. Evet, yani daha doğrusu partimiz, örgütümüz bu şekilde takdir ettiler. Çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi kapsamlı olarak açıklamamızı yapacağız. Bugün çok yeni. Sadece şunu bilin istiyorum ki hep beraber güçlü bir şekilde biz yolumuza devam edeceğiz.